Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 33, 34, 35, 36, 37 Anka Yayınları 4. sınıf din kültürü ders kitabı İslam'ın şartları metni etkinlik cevapları sayfa 33'ten 37'ye kadar. 4. sınıf din kültürü kitabı İslam'ın şartları metni etkinlik cevapları. 4. sınıf din kültürü Anka Kuşu Yayın Evi kitabı sayfa 33'ten 37'ye kadar. Düşünelim. Soru. İslam'ın şartları ifadesinden ne anlıyorsunuz? Cevap. İslam'ın şartları ifadesinden Müslümanlığın temel esası olan ibadetleri anlıyorum. Şartları daha önce öğrenmiştik. İslam'ın şartları 5'tir. Bunlar 1. kelime-i şehadet getirmek, 2. namaz kılmak, 3. oruç tutmak, 4. zekat vermek, 5. hacca gitmek. Bu ibadetler temel olan ibadetlerdir ki bu ibadetlerin açılımında vardır. Burada kısaca ifade edilmiştir. 4. sınıf din kültürü Anka Kuşu Yayın Evi kitabı sayfa 35 cevapları yorumlayalım. Soru. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Buhari İlim 49. Kısa cevap. Bu hadis-i şerifte belirtilen şey aslında İslam'ın 5 şartından birincisi olan kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek, Müslüman olmanın ve İslam'a girmenin ilk temel şartıdır. İnsanlar kelime-i şehadeti diliyle söyledikleri zaman her ne kadar Müslüman olarak kabul edilseler de asıl olarak bu hadis-i şerif geçtiği gibi kalpten tasdik ettikleri zaman gerçekten iman etmiş sayılırlar. Gerçek imanı kalplerinin tasdikiyle elde ettikleri için bu kimseler hakiki yani gerçek Müslümandırlar ve cehennem günahları affedilse girmeyeceklerdir. Uzun cevap. Bu hadis-i şerifte kelime-i şehadetten bahsedilmektedir. Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir ki bu da hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmektedir. Bu kişinin Müslüman olması için şarttır. Ancak bunu diliyle söylerse görünürde Müslüman olur. Hadis-i şerifin belirtildiği gibi bunu kalpten tasdik ederse istenildiği gibi hakiki bir Müslüman olur. Etkinlik. Namaz dinin direğidir. Tirmizi İman 8. Soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadisinde bize hangi mesajı vermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadisinde vermiş olduğu mesaj namazın din açısından değerli olduğudur. Namaz İslamiyet'te Allah'a imandan sonra gelen ve insanlığın ahirette Allah'a imandan sonra ilk hesap verecekleri şeydir. Bu ifadeler namazın değerini bildirmek içindir. Namaz dinin direğidir. Çok değerli manalar ifade etse de ben bu hadisi şerifte namazın İslamiyet'in ve inancın ayakta durması açısından çok değerli olduğunu anlıyorum. Namaz çok değerli bir ibadettir. Ne yazık ki kıyametin tam olarak insanlar tarafından bilinmemektedir. Namaz güzel bir şekilde kılındığı zaman insanları kötülükten de alıkoyuyor. Bu yüzden namazın hakkıyla kılan insanlar kötü huylardan da vazgeçerler. Namaz insanın nefsine en ağır gelen ibadetlerden bir tanesidir. Hem devamlı olması hem de secde gibi insanlara ağır gelen ama ruha çok iyi gelen ibadet şekillerinin olması namazı değerli kılmıştır. Namaz aslında kulun Rabbi ile en yakın olduğu zaman dilimidir ki bu yüzden birimize çok değer veririz ve insanlara manevi kapıların açılmasını sağlamıştır. Bizlere düşen şey bu değerli ibadetin kıymetini bilmek ve elimizden geldiğinde en güzel şekilde onu korumaya çalışmaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.